Gitti bir mermi boşa hocam. Vallahi mermi boşa gitti. Kuşları açmışız da biz de konuşuyoruz ha, çekmiş gibi. Kuşlar yeni açıldı. Kuş geldi çok güzel bir 30 metre kadar bir sündü. Taban vurmadı. Ben de konuşuyorum buraya anlatıyorum arkadaşlar işte birinci seferini yaptı falan diye. Ya ama hocam 8 takla yaptıydı hocam. 8 takla yaptı ama yani kuşları görür görmez bir geldi. Şimdi boşalttı gezmeye gitti. Şimdi artık gelir. Biraz daha Rifat bir iki tane daha kuş atsın. Evet kuş geldi bakın burada. Oyuna değil ama yani kuşlar geziyor. Şimdi demin seferini yaptı kuş kendini rahatlatıyor. Seferden çıkınca açıldı zaten. Hep diyorsunuz ya arkadaşlar işte kuş uçurulma, kuş efendim şey yapar. Yani bu konuda ben Necdet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Bu kupa vesilesiyle Necdet Yıldırım kuşları canlı olarak başından sonuna kadar insanlar seyrediyor. Kuşun gelişini, kalkışını, inişini. Bu çok önemli. Şeffaflık, evet kuş. Evet. Kuş dışarıda kaldığı için kuş birazcık şey uçuyor. Ezik uçuyor ama çok mühim değil. Zaten bunlar idman uçuşları. Yani kuşun bir defa kalkışından inişine kadar kuşu takip etmek, görmek lazım. Kuşun altında oturmak lazım. Dolayısıyla ben bugün hem bir ziyaret edelim hem kuş kaldırıldı. İşte kuşlar açıldı. 10 dakikadan biraz fazla oldu. 10 dakika olur olmaz Rifat 3-4 tane bir ilk önce kuş çıkarttı hedefe. Hemen kuş onları görünce geldi, yürüdü. Biz açmayı unutmuşuz da konuşuyoruz, şey yapıyoruz. İnşallah hani olay bu. Bakın yani şimdi kuşlar hedefte. Bir defa kuşçu arkadaşlara şunu da mutlaka söylemem gerekiyor. Yani uçan kuşunuz olabilir, tamam. Ama kuş uçururken onun altına açtığınız kuşların da uçan kuşun altında durmayı bilen kuşlar olması gerekir. Şimdi bazen seyrediyorum arkadaşlar tabii genç arkadaşlar bazıları kuşlar hedefte durmuyor. Yani belli bir süre sonra bıkıyor hedeften. Hedeften ayrılmaya başlıyorlar. Onun için arkadaşlar lütfen bu özellikle kuş uçuracağınız zaman yani özellikle kupaya kuş uçuracağınız zaman içerideki kuşları biraz şey yapmayın. Yemlemeyin. Biraz efendim bir günde çıkartmayın. Ki dışarı çıkarttığınızda hedefe koyduğunuz mineral, tuz, hafif yemle yani hedeften ayrıldıklarında hedefe toplayın kuşları. Bakın şimdi bunlar hedeften ayrılmıyor. Bakın şöyle biraz büyüteyim görün. Orada kerpiç var. Kerpiç biliyorsunuz çok eski evlerden alındığı için onun üzerinde hem mineral hem de tuz birikimi. Bu kerpiçler ilk imal edilirken yıllar evvel zaten içine tuz konularak börtü böcek yemesin diye olur. Saman irisi vardır bunun içinde. Efendim, çorak topraktır zaten. Yani yoksa ondan kerpiç olmaz. Dolayısıyla bakın kuşlar mineralleri oradaki mineralleri topluyorlar. Ayrılmıyorlar. Hedefte duruyorlar. Evet geldi. Yok. Yine geziyor. Şimdi birazdan gelir. Süresi geldi mi? Süresi, ha, süresini bekliyor. Yani çünkü demin o bir tane boşaltma seferi yaptı. Bir 30 metre kadar yürüdü. Zaten şey değildi. Yani oyun seferi şeklinde değildi. Selam seferi şeklindeydi. Şimdi inşallah şeyi bekliyoruz. Oyun seferine gelsin. Biliyorsunuz kuşun ilk özellikle 10-15 seferi yani iyi pişmiş kuşun 10-15 seferi zaten oyun seferidir. Bakın yani yoklayacak gibi. Evet yoklamadı yine. Ondan sonraki seferleri biraz şey yaptığında artık iniş seferlerine başlar. İniş seferlerinde gözü biraz daha yerdedir kuşun. Ama oyun seferine gelen kuşun taklayı vurduktan sonra ayakları toplayıp kendini yukarı doğru yani ben oynamaya geldim demesi gerekir. Yani şimdi şöyle yanlış mülahazalar var. Yok kuş efendim aşağıya hep inmeye gelir, inemediği için oynar. Yok öyle bir şey. Yani ben inanmıyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Bunun
ruhunda, kanında olacak. Şimdi bir de şu münakaşa yapıyor arkadaşlar. Diyorlar ki arkadaşlar işte kuş seyis kuşu şey yapar. Kuşun kanında varsa, seyis kötü olsa da iyi oynar kuş. Ama iyi kuş, iyi seyisin elindeyse o zaman performansının tamamını sergiler arkadaşlar. Yoksa içinde olmayan kuşa seyis ne yapsın? Yani bunun iddiasını yapıyorlar. Ben kuşa eğitim veririm, şunu yaparım, bunu yaparım. Yani büyük kuşçular geldi, geldi. Evet, ben zaten kaydediyorum konuşurken de. Evet. Yok. Şey, oyun seferine gelmedi. Kendini yine, bu da boşaltma seferi. Yani bu ya için şey yapıyor. Ya fena değil ama şey, bir de kuş ezgin olduğu için kuş şey yapıyor. O yapması gereken hareketleri yapmıyor. Yani bunlar dediğim gibi en az 10 gün daha bu kuşun uçması lazım. Yani kupaya kaldırılması için. Ve hazır olduğunda zaten heyet çağrılacak. Ama kuş çok güzel. Meziyetli kuş, erkek kuş. Erkek kuş ama fotoğrafını çektim. Size onu da bunun başına koyacağım o fotoğrafı. Şimdi kuş şey kuş. Kısa. Kısa. Ön tarafı kuşun tam oyun kuşu gibi biraz böyle ön taraftan hani bizim Cengiz'in tanımıyla topaç gibi olacak der oynayan kuş. Biraz omuzlar böyle iri olacak. Hafif kesim kısa olacak. Yani zaten kuşta bu meziyetlerin hepsi var. Yani kuş biraz sonra doğru düzgün bir efendim oyun seferi sergilerse size oyun seferini göstermek istiyorum. Yani kuştan beklenen şeyler var. Şunu iddia ediyorlar ya işte kuşun taban taklası aksesuardır. Yani ben inanmıyorum. Yani kuşun taban taklası da oyunun önemli bir parçasıdır. Taban takla vuran eski kuşlar hepsini aynısını söyler. Taban takla vuran kuşlar daha şey, dirayetli olur. Çok dirayetli olur. Evet. Çok efendim sonu gelir. Şimdi mesela bu kuş diyelim ki uçacak bugün. Yani kupaya da uçtu. Diyelim ki bu sene uçtu. Esas bu kuşu gelecek sene ne yapacak? Ondan sonraki sene ne yapacak? Yani bu kuşun yani 4 senesini 5 senesini izlemek lazım ki kuşun soyunun efendim nasıl bir soy olduğunu tespit et. Yoksa efendim sonuna kadar gittiğinde kuş efendim hata yapıyorsa zaten sıkıntı var demektir. O kuş hani seyredersin şey yaparsın elinde kuş yoksa beslersin ama senin esas soyun olmaz o. Yani bu kuş şu anda hal ve hareketlerini takip ettiğimizde arkadaşlar gerçekten güzel bir kuş. Rıfat bunun bana 10-15 tane seferini çekip özelden attı. Efendim eskiden kuş daha iyiydi. Fakat kuş biraz bozuldu. Bozulunca şu anda tabii Rıfat bunu şeye getirmeye çalışıyor. Evet. Bakın kuş normalde böyle uçmuyor. Yani kuş normalde bu seviyelerde gezmiyor. Daha yukarıda geziyor. Fakat ezik olduğu için bir taraftan da efendim kuş hani oynayayım mı oynamayayım mı modunda. Ama kuşun bir defa 2 saate yakın havada kalması lazım. Yani oyun kuşunun efendim 2 saate yakın havada kalması lazım. Yani kupaya kaldıracaksan kuş çünkü evet yok gelmedi. Hocam şu taraftan bir yer yapmaya çalışıyor. Evet yani kuş çünkü yok yani daha tam o yerini de yapmamış. Olay şu, bu kuş yavrulukta burada uçmuş. Ondan sonra başka bir yerde tekrar uçurulmuş. Ondan sonra Rıfat bu kuşu tekrar o uçuran arkadaşımız çok meşgul hale geldiği için kendi yeğeni. Yeğeni geri getirdi kuşu. Abi ben buna bakamıyorum işlerimin yoğunluğundan uçuramıyorum diye. Rıfat da işte bu kuşu tekraren buraya adapte etti. Yeni yeni. Bir gün buraya adapte ederken dışarıda kalınca kuş biraz ezildi. O gece de soğuktu biraz. Onun için zaten buradaki evet, buradaki yerin evet. Aferin. Evet. İşte bu.
Bakın. İşte beklenen hareketler. Bakın şimdi takladan çıkışına bakın kuşun. Çıktı. Bakın. Ben hep söylüyorum bak. Hemen takladan çıkar çıkmaz aferin. Yani yürüdü gitti. Şimdi bu kuşu şimdi en az 2-3 dakika hiç görmememiz lazım yani. Yani kuş oturduğunda şimdi bu kuş gitti öbür tarafa doğru. Şimdi hava alacak. Yani şimdi gelecek. Bakın kuşun oyun seferine geldiği nasıl belliydi. Ama Cengiz gibi eski iyi reisler bak hemen kuşun hangi taraftan yer yapmaya çalıştığını tespit etti. İlk geldiğinde de o taraftan gelmişti çünkü. Daha kuş kendini yer yapmaya çalışıyor. Aynen. O taraftan yer yapmaya çalışıyor şimdi. Kuş biraz çok rüzgar da etkiliyor hocam. Biraz tabii, da rüzgarın da etkisiyle. Ya sonuçta evet bak geldi. Yani oyuna değil artık kuşlar ama şey yapmıyor. Daha böyle normalde şey gitmesi gerekir. Adapte olmaya çalışıyor buraya. Resmen kuş pişiyor. Yani bakın kuş geldi göründü yine bir selam verdi gitti. Yani hareketler güzel. Evet. Bakın nasıl hızlı uçuyor şimdi. Niye hızlı uçuyor? Çünkü artık diyor ki ben oyuna gelmeyeceğim. Ben geziyorum diyor. Çok hızlı geçiyor. Demin de buradan bir hafif aşağı geldi ama ben şimdi oturduğum yerden çünkü sonuçta burada muhabbet ediyoruz. Artı kuşun uçum tarzını anlatıyorum size. Yoksa kuşu gözümle bir taraftan takip ediyorum. Arka tarafa doğru gitti. Arka tarafta evet. Bakın nasıl geçiyor şimdi. Bakın çok hızlı geçiyor. Şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı. Biraz sonra bu kuş uçumunu oturtacak. Şu anda halen daha uçumunu oturtmadı. Yani ne oyun yeri efendim yerini kendine yer yapmış ne de uçum tarzına yer yapmış. Ama bir de rüzgar başladı. İyi esiyor şimdi. Esiyor şimdi. O esinti de tabii kuşun şeyini bozuyor. Ama işte bu yani buna da alışacak. Havada rüzgar varsa nasıl davranacağını öğrenecek. Çubuk ovası zaten burası. Esmediği vakit olmaz ki esen bu diye boşuna dememişler yani. Ha, yani sürekli esen bir yer. Bu çubuk hava alanının arka tarafı. Evet. Evet. Geçecek yerine. Şimdi bakın, şimdi uçuşunda efendim gezdi. Şimdi oynayacağı tarafa geçecek. Zaten oyunun kuşun tarzı genelde şudur. Kuş oyundan çıktığında oynadığı tarafın öbür tarafa doğru genelde gider. Yani bu genel bunlar. Yani seyrettiğimiz şimdiye kadar seyrettiğimiz, izlediğimiz kuşlardan söylüyorum. Ondan sonra oralarda 4-5 dakika dolandıktan sonra zaman aralığını yapar. Sonra yavaş yavaş şeye doğru geçer. Oynayacağı tarafa bakın şimdi bu tarafa geçmeye başladı. Bunun manası şu. Bize diyor ki ben evet geldi bak. Yok. Geri değil. Kümeslerin üzerinden geldi. Ta yerini yapmadığı için. Ondan sonra yerine geçtiğinde yerinde gezer. Yerinden kilitler. İşte o zaten onu o zaman yerine geçip de kilitlediğinde bu es geçmez. Yani gelir mutlaka oynar. Yani iyi kuş. Yani zorlasa da tam yapamasa da mutlaka gelir yerine yerinde çevirir. Çeviremezse biraz geçince çevirir, bozuk çevirir. Ama mutlaka burada adapte olsaydı bu kuş, sürekli burada olsaydı şimdi bu hareketlerin hiçbirini görmüyorduk. Ha, şu anda adapte oluyor. Burada da Rıfat ne kadar oldu burada uçmaya başladı? Bir hafta mı oldu bu? Bir haftadır. Bir haftadır burada uçuyor. Bizim geçen hafta geldiğimizde kuşun kanadı bantlıydı. Geldi. Aferin. Yok ama şey yapmadı. Ama olacak. Yani bütün güzel hareketleri yapıyor kuş. Yani henüz yoksa burada şu anda daha oyun efendim biz burada alıştırma idman ekip şeylerini seyrediyoruz arkadaşlar. Güzel. Bakın şimdi onu o seferden saydı yine öbür tarafa doğru gitti. Arka tarafa doğru geçti. Şimdi biraz sonra yine
gelecek. Bak. Geçiyor. Evet. Çünkü onu şeyden saydı. Seferden saydı. Zaten kupada da kuşa oyun şey kaybettiren böyle seferini böyle bir kere puan alamadan bir şey yaptığında, bir sefer yaptığında onu kendince sefer sayıyor. Yani bir tane seferi kaçırmış oluyorsun. Geziyor, yine zamanını dolduracak şimdi. Zamanını doldurup yine o tarafa geçecek. Yani bunlar fıtratında var, ruhunda var yani. Yani bunu şey yaparak eğitimle falan verdiremezsin buna işte. Bu kuşun kanı. İşte onu söylüyorum. Onun için diyorlar ki ya işte kuş seyis çok iyi olursa kuşu oynattırır da. Ya kardeşim, o zaman küçük delikanlılar gençler nasıl uçuruyor? Adam 12-13 yaşında öyle kuş uçuruyor ki adamın aklını alıyor. Ya hocam, bir tane uçurduk da bir daha geçenlerde yine o kupaya da evet, uçurdum. Evet, Nevdet Yıldırım'ın kupaya. 14-15 yaşında maşallah. Yani pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Ya çok hoşuma gitti. Seyrettim baştan sona. Gerçekten yani bir defa efendi. Yani benim çok hoşuma gitti. Ya kuşçu dediğin efendi olacak. Efendim havalı, hele başkalarının kuşlarına durmadan bahane üreten, böyle mi olur şöyle mi olur diyen tiplerden yanlış anlamayın, iyi kuşçu olmaz. Bir defa iyi kuşçu, bir defa iyi adam olacak. O çocuk benim hoşuma gitti maşallah. İnşallah o çocuk daha ileride daha da iyi kuşlar uçurur. Yani, adı da güzel hocam da, Muhammed. Evet evet evet. Mekanı da güzel, adı da güzel, kendi de güzel. Ben sevdim yani. İnşallah ona ilerideki kupalarda çok büyük... Ne oldu? Karga geldi, saksağın. Korkuttu kuşları. Evet, bakın kuş burada. O demin pırıltı verdi kuşlar. Otomatik neredeydiyse geldi arka taraftan. Bakın, görüyor musunuz? Dediğim şey aynı. Bakın, kuşlar halen hedefte. Şimdi bu kuşları yani sadece yukarıdaki kuşu terbiye etmeyeceksiniz arkadaşlar. Aşağıdaki kuşları da terbiye edeceksiniz. Bakın aşağıdaki kuşlar nasıl olması gereken yerde duruyorlar. Biz mesela şu anda kuşlara hiç müdahale etmiyoruz. Kuşlar dinleniyor. Zaten kupada da veya kuş seyrederken de, kuş uçururken de kuşa müdahale edilmez arkadaşlar. Alıştırırken tabii ki seyis, Rifat bunları zaten epeyce kuş uçurduğu için kuşlar şeyi biliyor. Terbiyeli. Öyle söyleyeyim size. Bakın. Nasıl orada mutlular. Orada onların mineralleri var. Orada onların yiyecekleri var. Aşağı ara sıra iniyorlar. Rifat çok akıllı bir şey yapmış. Buraya hedef yapmış. Alt ön tarafta mineraller var. Onun dışına kumlar koymuş. Ama kalın kumlar. Kuşların arasından bir şey bulacağı kumlar değil. Dolayısıyla otomatik olarak kuşların ayakları da pislenmiyor. Aşağıdan çıkıyor. Biraz bakıyor orada bir şey. Tekrar hedefe geliyor kuşlar. Çünkü başka türlü bu kuşları hedefte, sürekli hedefte tutmak mümkün değil. Etraf yeşillik olsa bu sefer yeşilliğin içine falan gitmeye başlarlar. Bakın şu, esasında çok fazla yeşil alan var. Ama adapte olmuşlar. Şimdi bundan evvel Rifat bir 7 tane kuş kaldırdı yavru. Onlar bir yarım saat kadar daha yeni takla çevirmeye başlıyorlar. Tam taklayı da çevirmemişler. Onları uçurdu. Ondan sonra bu kuşu attı. Bakın geliyor. Evet. Görüyorsunuz. Yani şey, geziyor kuş şu anda. Kuşçuluk işte bu. Sabır işi. Altında oturup bekleme işi. Eğitme işi. Ve onu her gün aynı saatte efendim onun idmanını verme işi. Yoksa bir gün sabah uçur, bir gün öğleden sonra uçur, bugün mesai şuna geldi. Olmuyor öyle, olmuyor. Şimdi Rifat'ta daha önce söylemiştim, doğadan da çalışıyor. Ama Rifat'ın ne yazık ki işi efendim mesaisi değişik. Yani bazen gececi oluyor, bazen gündüz oluyor. Şu anda gececi olduğu için rahatça kuşu hep aynı saatte uçurabiliyor. Onun için bir kuşçunun mutlaka arkadaşlarının olması gerekiyor. Kendisi uçuramadığında kendi güveneceği bir arkadaşının kuşları o saatte uçurması gerekiyor. Eskiden
yani biz çocukken çıraklık yapardık. Büyük kuşçulara, abilerimizin yanına giderdik. Onlar uçururlardı kuşu. Uçuramazlarsa derlerdi ki, bilirdik zaten. Ya şu falanca kuşu uçur derlerdi. Onun kadar uçurmasak bile uçururduk. Ondan sonra kediye kaptırmazdık. Götürdük yerlerine, kapatırdık kuşları. Ondan da büyük haz alırdık. Şimdi sanayide çırak kalmadığı gibi kuşçulukta da çırak kalmadı. Hemen adam daha 14-15 yaşında kendini otomatik olarak büyük kuşçu yapıyor. Oturuyor bilgisayarın başına, büyük yaşlı böyle zatlara da, yaşlı büyük olan zatlara da lafı giydiriyor. Yani geçen gün yine çok sevdiğim Tunca kardeşim bir Face'deki paylaşımın altına öyle yazmış. Kardeşim demiş, yani 35 yıldır kuş uçuruyoruz. Lütfen demiş ya, birazcık saygı göster. Benim ne hoşuma gitti o ifade. Ya adam 35 senedir kuş uçuruyor. 35 yaşında olmayan adam her türlü hakareti yapıyor. Her türlü yazıyı yazıyor altına. Ya bu sosyal medya biraz oldu. Raconu bozdu, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar lütfen büyüklerinize karşı saygılı ifadelerle yorum yapın. Yani çünkü hiç kimse çocuk değil. Yani birçoğu bizim büyük abilerimiz, yani bu kuş uçuranların sevgili arkadaşlar. Şimdi Rifat kardeşim diyor ama bizim yaşımız 60'a geldiği için Rifat böyle gibi oluyor. Rifat kaç yaşındasın sen şimdi sen kardeş? 42 yaşındayım. 42 yaşında. Buyur. Rifat 10 yaşından beri kuş uçuruyor. 32 yıldır kuş uçuruyor bu adam ya. Gözümüzle dünyayı açtık. Kuş uçuruyor. Babası kuşçu. Kuşların içindeyim ama kendi kuş uçurmayı 10 yaşından beri kuş uçuruyor bu adam ya. Ben Rifat'ın bir kere de böbürlendiğini, şöyle dediğini, böyle dediğini duymadım. Yani bakın, Cengiz dediğin adam, yani kardeşim yaşı gelmiş 55'e. Benden 3-4 yaş küçük Cengiz. Şimdi adam kaç yıldır kuş uçuruyor ya? Yani sen şimdi önüne geleni yazıyorsun. Adam sen 25 yaşındasın. Daha dur ya bir. Ya tabii ki eleştireceksin. Tabii ki yorum yazacaksın. Tabii ki beğenmediğini anlatacaksın. Beğendiğini, istediğini anlatacaksın. Ama saygı çerçevesinde anlatacaksın. Kimseyi rencide etmeden anlatacaksın. Kimseyi kırmadan, dökmeden. Evet. Yine çok esinti başladı. Çok esiyor. Bakın. Şu kuru dallar bile nasıl sallanıyor. Bakın. Evet. Kuş da geldi mi? Haydi. Gerginiz. Ama yine yerini tutturamadı. Yerini tutturamadı. Yine şeyde. Rüzgardan dolayı biraz aksıyor. Ama bu sefer ara verdi birazcık. Evet. Güzel oynayacak. Bu sefer iyi gider hocam. Bu sefer bunu yapar. Yani bunu yakalamaya çalışalım. Çünkü kendini dinlendirdi. Dinlendirdi bir de artık evet geçiyor yerine doğru gidiyor. Tam doldu hocam. Tam doldu. İnşallah bu sefer iyi oynar gibi geliyor bana. Nerede? Yine mi öbür tarafa geçti hocam? Hocam yerine geçiyor. Yerine geçiyor mu? Ben şimdi bir taraftan kamera çok net göstermiyor. Bir de burada çok kuş geçiyor arkadaşlar. Yani şimdi insanı o aldatıyor. Bir de karga çok. Efendim karga, bir de bizim Rifat Efendi'nin kuşları da Arap. Efendim karaltısından bilemiyoruz. Bak mesela yine bir sürü geçiyor, bakın görüyorsunuz. Ona da yabaniler. Alttan yine yabaniler geçiyor. Evet, bizim kuş bu sefer kaçırmayalım arkadaşlar. Şöyle gelişini de çekeyim. Geliyor da gelişi de çok önemli. Gelişi, yani kuşun atışı da çok mühim. Şimdi bazı kuşlar var. Böyle düzden böyle aşağıdan geliyor yavaş. Kuşların üzerinde bir tane çeviriyor. Oradan yürüyor falan. Yani bazı insan da öyle kuş seviyor. Yani ya, yani şey yok. Evet, yine geçiyor bakın. Gördüm. Evet, hadi. Hocam buradan girmesin. Yine girmez de yerine gidecek büyük ihtimalle. Evet. Evet. İnşallah geçer de, ama rüzgar da ters esmeye başladı. Tam o geldiği tarafa uygun değil yani rüzgar. Oradan girerse de kuşu kaydıracak yani. Rüzgar şu benim şu anda çekim yaptığım yerin sağ tarafından doğru esiyor rüzgar. Yani hafif karşıdan esse kuş daha da iyi oynar. Yani şu arka tarafımızdan esse mesela, o karşıdan geliyor.
inşallah bir aksilik olmazsa Gültekin Ayhan Taş başkanımız da gelecek. Dedi ki biraz işim var. Ondan sonra geleceğim dedi. İnşallah sizi Gültekin Ayhan Taş'la da tanıştırmak istiyorum. Yani çünkü o da belediye başkanlığı yapmış. Efendim çok iyi kuşçu. Çok değerli kuşçu abimiz. Yaşı bizden büyük Gültekin abinin. Ama adam gibi adam, öyle söyleyeyim size. Hadi bu sefer yerine geçti galiba. Şu değil mi? Yok ya. Ben alttan bakınca şimdi kameradan göremiyorum. Yani başka bir kargaymış. Nerede kuş? Ama çok esmeye başladı ya. Çok. Oo, şuna bak. Yani iyi sallanıyor şeyler. Ben bile hissediyorum her şeyi. Burada biz biraz kuytudayız. Bahçenin o dip tarafında oturuyoruz. Arkamızda da bir şey var. Engel var. Yapı. Yapı değil de. Evet. Evet. Hadi. Vay be, bu sefer boş geçti be. Ben gelir dedim bu sefer. Ya hocam ya, o yerine bir geçebilir hayvan. Yerine geçmiyor, evet. Evet, şimdi gidiyor galiba. Ama alçaldı. Bakın, şimdi Rıfat bir parça onlara şey attı, hediyelik. Efendim, yem attı. İşte benim dediğim bu, kuşları hafif aç olacak. Böyle kupaya falan kuş kaldıran arkadaşlarımızın. Hafifçe ara sıra dağınıklık şeyi gösterirse onların altına biraz bir parça yem atarak, bir parça mineral atarak onları hedefte tutacak. Yani bakın, şimdi bu idman uçuşu olduğu halde hepsine nasıl dikkat ediyor? Bak, şimdi iyi seyis dediğimiz arkadaşlarımız işte hareketler bunlar. Bakın bir de geziniyor. Yani oradan geçiyor kuşların yanına. Bu da seyisin yapması gereken şeyler. Kuşlar ürkmeyecek, aşağıdaki kuşlar. Seyis gezinirken ve seyisin gezinmesi de yukarıdaki kuşu efendim oyuna adapte eder. Çünkü seyisini oralarda görmek ister kuş. Ve ürkmemesi gerekir. Çünkü mesela kupaya kaldırdı kuşu. Şimdi ister istemez kupada, evet, geldi kuş. Yok, rüzgar var. Rüzgarı karşısına alıyor şimdi. Dedim ya, sağdan esiyor. Şimdi geliyor kümesin üzerinden, rüzgara göğsünü veriyor. Yani o gitmesi gereken yerden geldiğinde kuş şey yapıyor. Bakın, yani görüyorsunuz. Yani dallar, bunlar hep kuru dal. Bunlar yani bayağı büyük dallar. Yani böyle bunlar oynaması. Rıfat. Ya o bidonu. Bidon, bak bidon uçtu. Şu, o bidonu, evet. Şimdi bak. Yani bunlar bak. Yani hareket eden şeylerin olmaması gerekiyor. Bakın Rıfat onu çöpe götürüp atacak ki hareket etmesin. Yani kuşu ürkütmesin şeyler. Bir taraftan da size yani kuş uçurmanın efendim inceliklerinden bir şeyler anlatmak istiyorum. Yani sadece kuşu efendim havaya kuş at, aşağıya kuş sal, ondan sonra kuş oynar. Yok öyle bir şey. Sürekli olarak evet, evet, hadi bakayım. Yine bak, aynı rüzgar olduğu için oradan oraya geliyor kendisini. Yani bugün yok, rüzgarın... Yok, ya be, tamam, ben çok üstüm. Bana bir tane daha, sana zahmet Rıfat abi. Şey, sağ ol Cengiz'im. Çaysız olmaz. Kuş hani uçururken çay eksik olmayacak. Çay ve dostun eksik olmayacak. Allah razı olsun, bak ne güzel söyledi. Duymadınız belki, ben tekrar edeyim. Çay da eksik olmayacak, dostun da eksik olmayacak diyor. Doğru. Ben mesela kendim kuş uçuruyorum bahçede, benim evde kuş uçuruyorum. Yani eğer yanında dostun yoksa bu sefer tutuyorum, elime kamerayı alıyorum. Şimdi burada yaptığım gibi canlı yayın yapıyorum. Cengiz'e diyorum, Cengiz, arıyorum Cengiz. Cengiz bak kuşa bak, kuşa. Ya adam anlatmadı mı? Yani yanında dostlar olmadı mı kuşçuluk eksik kalıyor. Şimdi onu tam söylüyordum. Şimdi tabii arkadaşlarımızın bazıları da şu hatayı yapıyorlar. Özellikle kupaya kuş hazırlayan arkadaşlarımızın mutlaka kupaya kuş hazırlarken kuşu biraz kalabalık seyretmelerinde fayda var. Yani adapte ederken. Niye? Çünkü
kuş çok 3-4 kişiyle uçmaya alışıyor. Onların yeri de belli oluyor ondan sonra. Sonra kupa günü ister istemez kupaya kuş uçacak denildiğinde davetliler geliyor. Bir defa hakem heyeti 5 tane hakem geliyor oturuyor o şeyin içine. Şimdi seyis var, seyisin arkadaşları var. Ondan sonra bir bakıyorum misafirler var. Onlar misafirler her ne kadar biraz uzak dursa bile kuş onları görüyor yani havadan. Yani diyor ki ya bir dakika burada bir şey var diyor. Bugün bir gariplik var diyor. Kendi tarzını bozuyor ondan sonra. Geldi abi. Evet. Bu sefer yine, evet abi. Çevirdi. O aferin. Çok iyi çevirdi hocam. İyi çevirdi de işte o rüzgar bak yine rüzgara verdik. Yani görüyorsunuz bakın. Hareketi görüyorsunuz. Normal yapması gereken hareketi yaptı. Birden döndü rüzgara doğru döndü yine. Ondan sonra öyle yürüdü. Ha dedim ya bu kuşun olacak daha. Buraya adapte olmamış. Ama hareketler çok güzel. Hareketler güzel. Bu kuş inşallah yani duydunuz ben bir şeyde de söylemiştim. Taban takla. Taban taklayı kulağınızla seyredeceksiniz diye bir benim tabirim var. Yani o tabanın o sesi farklı bak. Geldi bir taban vurdu. Ondan sonra sefere başladı ama tabii döndü rüzgara karşı. Bak yine halen rüzgar var. Bak kendini aşağı attı. Yine rüzgara karşı bakın. Deminkini beğenmedi bak. Hadi bak rüzgara karşı rüzgar nasıl bozuyor bakın. Evet. Rüzgar çok ciddi manada rahatsız etti kuşu. Tabi kuş 2 saatten fazla uçuyor. Yani ben bir tane şöyle bir oturakların seferini bir tane yakalasam yani oyun seferini ondan sonra yine ara vereceğim. Bu sefer belli bir süre sonra iniş seferlerini sizle paylaşacağım ama istediğim gibi olmadı. Yani henüz bir ateşli bir oyun seferini yakalayamadım. Çünkü onun gerçekten güzel ateşli oyun seferleri var. Yani şu rüzgar çok şey değişti. İlk uçurduğumuzda rüzgar yoktu. Size evet. Size o şeyini bir göstermek istiyorum. Yani kedi geldi baba. Kedi. Abi nereden geldi o kedi? Bak kuşta. Aferin. Yine rüzgara karşı kendini şey yapıyor. Yani bir daha hani boşa bir mermi dağıttı yani. İnşallah kendisini doldursa, o yerine geçse de rüzgar birazcık kesilse ilk attığımızda şey yoktu, rüzgar yoktu hiç. Burası da böyle işte. Bakın şurada şeyi rüzgarı görmeniz için şurada Rıfat'ın hemen o tele bir şey takılmış. Bakın göstereyim. Bak nasıl sallanıyor bak. İşte rüzgar nasıl etki ettiriyor. Evet bu sefer ama iyi yine açıldı. Gidiyor. Evet iyi geldi. Evet. Bakın nasıl. Rüzgar müsaade etmiyor ama kanadını nasıl kapatıp güzel geliyor yani gelişinde. Bak şurada ağaçların arasından geçiyor. Felaket esmeye başladı. Şuna bakın. Yani şey yapmıyor yani şöyle baktığında rüzgar yok gibi ama iyi rüzgar var. Rüzgar dalları sallıyor. Yağmur yağacak galiba. Hava da kapandı. Rüzgar birden çıktı. Ya fark etmez. Mühim olan yani bizim burada anlatacaklarımızı sizlere ifade edebilmek, çay içebilmek. Şimdi bu zaten idman seferi. Belki ben 10 gün diyorum ama belki daha fazla da bu kuş uçacak kupaya kalkmadan evvel. Ama yani son 4'te mi şimdi bu? Kanat değiştirmeye başlamış yine. Evet.
şimdi tabii böyle şey kuşların da sıkıntısı bu. Şimdi son 4'te. Bunun zaten uçuş ömrü, yani kanat son 2'ye gelmesi bir ay falan alır. Bir aydan sonra zaten mecbur işte o son 2'yi kesip kanat değiştirmesi bekliyor. Kanadı değiştirip düzeldiğimiz zaten sonbahar olacak. Ondan sonra sonbaharda zaten çok sıkıntı. Buranın havası. Masat giden gelecek seneye kalacak kuş yani. Yani kuşçuluk gerçekten zor arkadaşlar. Yani bunun ne atmacası bitiyor, ne hastalığı bitiyor, ne efendim bir de kuş kanat değiştirme şeyi olduğu için, öyle bir hayvan olduğu, kanatlı hayvan olduğu için şimdi ince tüye girdiğinde efendim kuş batıyor, efendim sıkıntı yaşıyor. Yani hepsi sıkıntı. Yani kuşu sağlıklı tutacaksın, kuşu atmacaya vermeyeceksin, kuşun itmanını eksik etmeyeceksin. Makine geldi, evet. Hadi. Ya çok felaket rüzgar var ya, mümkün değil yani. Nasıl kuş yine rüzgarın geldiği tarafa doğru nasıl döndü, hemen şey değiştirdi. Oyun kuşu rüzgarı sevmez hocam. Mümkün değil. Ya sen de çubukta besliyorsun kardeşim. Ya. Ama geri kalmayacak inşallah. İnşallah. Ya yani ilk şeyde uçurduğunda hiçbir şey yoktu. Çok güzeldi. Bir de güneş vardı. Şimdi birdenbire kapandı. Rüzgar ve yavaşlarsa birazdan onun başlar. Evet. Evet. Aferin. Bak rüzgar görüyorsun. Savurtturuyor. Bak, aferin. Hadi. Aferin bak. Evet. Güzel. Ama rüzgardan yine bak oyundan nasıl çıkıyor. Rüzgardan dolayı. Normal tarzını şey. Şimdi sevgili arkadaşlar kuş itman yapıyor. Videoya ara veriyorum. Yani güzel hareketleri. Yani şunu iddia etmiyoruz hiçbir zaman. Yani kuş şeyde hazırda. Efendim kuş seyretmeye geldik. Evet işte görüyorsunuz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şu gelişe bir bakın. Asalete bir bakın. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, ben de sizden bahsediyordum Gültekin Başkanım. Tam böyle videoyu kapatacağız. Gültekin Başkanım gelecek demiştim. Yani sizi tanıştırmak istiyorum. Bizi videoda takip eden arkadaşlarımıza da. Gültekin Başkanımız uzunca bir süre belediye başkanlığı yapan, gerçekten çok değer verdiğimiz abilerimizden. Biliyorsunuz Akyurt'ta bir de mekan oluşturdu. Belediye başkanı olduğu dönemde kuşçular için özel. Allah kendisinden razı olsun. Adil Kayabaş abi şu anda o mekanda yine kuş uçuruyor. Sayın Başkanımızın çok güzel kuşları var Akyurt'ta. Gittim mekanına efendim, çayını kahvesini içtim, yemeğini yedim, kuşlarını seyrettim. Yani şöyle söyleyeyim, iyi damızlıkçı abilerimizden Sayın Başkanım. Evet Sayın Başkanım, hoş geldin, sefalar getirdim. Hoş bulduk hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi sağlığına duacıyım Sayın Başkanım ya, özledik. Biz görüşemiyoruz de, biz çoktan. Biz de sizi özledik vallahi, yani öyle oluyor. Öyle oluyor değil mi başkanım? Evet, evet, öyle oluyor. Nasıl, var mı uçan başkanım şu anda? Vallahi ben 12. ayda sezon kapatırım, 2. ayda da açarım. Bu sene 2. ayda açamadık, 3. aya kaldı. Bu ya sene nasıl açacağım başkanım, soğuktu ya, nasıl havalar, bir soğuktu? Havalar çok soğuk gitti. Şimdi 3-5 gündür uçuruyorum. Belki 10 güne kadar birkaç yavrumuz şey yapar, başlar seyretmeye, seyredilir yani. İnşallah başkanım, gelip bir çayınızı içmek, kuşları seyretmek isteriz inşallah. Beklerim, her zaman kapımız açık. Sende kuş çeşidi çok başkanım. Şimdi ne uçuruyorsun? Ben de esasında çeşit olarak çok fazla bir kuşum yok bende de. Yani aşağı yukarı aynı şeyler. Bende bozlar var, gökler var. Dumanlılar var. Başkanım sana çok kuş geliyor yani, çünkü seni çok sevdikleri için. Ya onun için diyorum yani. Allah razı olsun, çok kuş geldi, zamanında geldi de biz artık şöyle yapıyoruz. Benim bir genel felsefem var, derim ki gelene kadar alaşağın uçunca da affedersiniz tezekli karga olurlar. Ay, Allah razı olsun, ne güzel söyledin. Çünkü sağ olsunlar, herkes gönderirken en iyisi diye gönderiyor. Ama tabii biz kendimize göre bir standardımız var. O standardı yakalamak için uğraşıyoruz. Benim kendi sevdiğim kuş türü
İşte ben çok uzun oynayan kuşlardan falan çok fazla hoşlanmam. Yani kuşlar biraz pratik olacak. 20 metre oynasın. 15 tane yapsın. Yerine de akıllıca insin. İstediğimiz kuşlar bunlar bizim. Biz öyle büyük kuşları uçuracak seviyede değiliz daha. Estağfurullah başkanım, ne demek. Sen de büyük kuşlar var biliyoruz başkanım. Öyle. Ama onlar teklemedir. Zaten ben hep onu iddia ederim. Onlar tekleme çıkar, o zaman seyredersin. Ama tutup da büyük oynayan kuş ve çok uzun giden kuş besleyeceğim diye kuş beslemek akıl kârı değil. Yani iyi bir kuşun yok, yapmayacağı şey. Benim öyle hiç hevesim olmadı. Ben çocukluğumdan beri kuş uçururum, kuş beslerim. Hep aradığım standart bellidir. Yani ben hayal peşinde de koşmuyorum. Bence herkes kendi elindeki kuşlara sahip çıkarsa daha iyisini bulacağına inanıyorum. Allah razı olsun. Şimdi kusura bakma, şöyle biraz yaklaşıyorum çünkü bizim bu kamerada ses problemi var şeyde, cep telefonunda. Tam arkadaşlar da tam alamıyor sesi. Diyorlar ki hep yorum ya, iyi hoş da duyamıyoruz diyorlar. Biz de profesyonel değiliz ya. Böyle dostlar sohbet ediyoruz. Zaten spontane olan bir şey yani. Şu anda ben böyle bir söyleşi için gelmedim. Tesadüf burada bugün Rıfat'ın misafiri olduk. Burada değerli dostlarımızı görmek için sırf özellikle geldim. Rıfat, biliyorum Sayın Başkanım. Rıfat beni saat 11 gibi aramıştı. Ben de dedim ki saat 1'den sonra gelirim. Dedim. Aynen. Biz de saat 1'den sonra ben geldim. Ben şey dedim Rıfat'a, ya Rıfat biz geleceğiz ama dedim ben çubuğa çok gelemiyorum. Yani başkanımı da çok özledim. Ya. Şey dedi, başkanım dün geleceğinizi söylemişti Rıfat bana, ben evvelsi gün aradığımda. Ben de dedim perşembe gün gelebilirse biz de bir o gül yüzünü görürüz dedim. Davet Allah, edeyim Allah, hocam müsaitse gelir, kırmaz dedi. Allah razı olsun. Allah hocam. Razı olsun, kırmadın bizi, geldin. Rıfat'tan da Allah razı olsun. Bak biri bizi bir araya getirdi. Allah razı olsun. Oldu. Arkadaşlar başkanımla ben Husisi gideceğim. Yerinde bir röportaj demeyelim de söyleşi ve kuşlarını size tanıtmak istiyorum. Mekanı çok güzel başkanımın. Akyurt'ta çok güzel. Zaten Akyurt'ta olduğu için mekanı da çok güzel. O zaman daha detaylı görüşürüz. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere inşallah. Başkanım son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bütün kuşçu arkadaşlara yeni mevsimde, yeni dönemde bol şans diliyorum. Allah razı olsun. Ne güzel oldu. Allah razı olsun Sayın Başkanım.